Ha geldi. Ben Royal Crash kanalından Burak. Bugün sizlerle Solar Smash oynayacağız. Evet şimdi. Bunlar bir sürü gezegeni yok edebiliyorsunuz. Mesela şurada Alpha Centauri yıldızının gezegenlerini yok edebiliyorsunuz. Bu yıldızın gezegenlerini yok ediyorsunuz ve şurada Inkton sistem diyor, yani gizemli gezegenler diyor. Ben onların nasıl bulunduğunu göstereceğim size. Şimdi birinci olarak düz dünya. Şuradan geliyoruz. Şurada kareli kareli bir şey var. Ona tıklıyoruz. Ve X'i %100, Z'yi %100, Y'yi şu kadar yapıyoruz. Dur, bu çok fazla oldu. Y'yi şu kadar yapıyoruz. Ondan sonra atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Şundan yapayım. Bu güçlü müymüş? Güzel. Sonra yok ediyoruz ve şu kareli olan kısım yok olmuyor. Çünkü biz oranın ayarlarıyla oynadık. O yüzden yok olmuyor. Bu düz dünyaydı. Şimdi düz dünyayı gösteriyorum size. Böyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Bitmiyor. Yapıyoruz. Üst kısmı bitirdik. Ya da şunu da yapayım ben. Şöyle. Böyle. Ve şimdi biraz kalmış, onları halledelim ben şunu. Şöyle. Şurayı da alalım. Ondan sonra o yaptığımız ayarları kapatıyoruz. Resetliyoruz ve büyük bir dünya oluşuyor. Büyük bir düz dünya. Ve bunda Türkiye yok. O yüzden güneşini yok edeceğim. Evet. Sırada küp dünya. Evet, kameramın yerini değiştirdim çünkü başka bir yere bakıyor gibi gözüküyordu. Evet, sırada küp dünya var. Küp dünyayı yine şuradan ayarlarla oynayarak yapıyoruz. X %100, Z %100, Y'yi dur be. Böyle değildi, böyle değildi. Hepsine eşit bir şekilde. Bunu bu kadar, bunu bu kadar. Bunu bu kadar. Dur, bu kadar. Şimdi yine aynı şekilde yok ediyoruz, yok ediyoruz, yok ediyoruz ve ortasına bir tane kare kısım kalıyor. O kare kısımda yok olmuyor. Bunun nedenini söylememe gerek yok. Aynı düz dünyada olduğu gibi, çünkü ayarlarıyla oynadık. Niye söyledim o zaman ben? Şöyle. Şöyle. Yok olmadı hala. Evet, yok edelim. Yok olursa tabii. Sonra şuradan kapatıyoruz. Reset ve küp dünya oluştu gördüğünüz gibi. Sırada Minecraft dünyası var. Minecraft dünyasını oluşturmak için elinize şu gördüğünüz sağ üst köşedeki şeyden alıyorsunuz, malzemeden. Malzemeden alıyorsunuz. Bu malzemeyi tam şuraya sıkıyorsunuz. Ve yeşillerden yuvarlak oluşturduğunda da resetliyorsunuz.
Bu şekilde Minecraft dünyası oluşmuş oluyor. Gelelim Donut dünyaya. Donut dünya için aynı düz dünyadaki taktiği kullanacağız. %100. Z 100. Yine aynı şekilde Y biraz. Sonra bunu yok edelim. Kısımlara geçtim. Şimdi aynı şekilde hepsini kapatıyoruz. Ve ortasına çok pürüzsüz bir delik açıyoruz. Şunu simetrik olacak. Simetrik olması önemli bu arada. Şöyle. Bence bu hiç güzel olmadı. Resetliyorsunuz. Ve donut dünya açılıyor. Sonra pumpkin dünya. Pumpkin dünya yani bal kabağı dünyayı şöyle açıyoruz. Tam dünyayı böyle. Patlattı. Ve tam patlarken reset yapacağız. Evet. Ve bal kabağı dünyayı açmış oluyorsunuz. Ve bal kabağı dünyayı size şöyle bir bilgi vereyim. Şuradan delelim UFO'yla. Şöyle açayım. UFO'yla şu an içini açtık. İçine doğru da gidiyoruz. Yani böyle çekirdek falan yok. İçi bomboş. Böyle bir şey içi. Bomboş. Ve nereye bakarsanız orada ışık olmaya başlıyor. Bu da böyle bir bilgiydi. Kardan dünyayı açmak için de şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Tüm dünyayı dondurmanız gerekiyor. Benimki işte bir tane. Buz olsun. Şuradan şöyle tüm dünyada hiç kimse kalmayacak. Ben bunu önceden yaptığım için başarım gelmeyecek ama siz ilk defa yapıyorsanız bir başarım gelebilir size. Bundan sonra yapıyorsunuz, donduruyorsunuz. Ne oluyor ya? Yapıyorsunuz. Her yerini donduruyorsunuz ve ondan sonra resetliyorsunuz ve kardan adam dünya açılıyor bu şekilde. Kurabiye adam dünya. Bunda tam şöyle dünyayı patlatırken hani resetliyorduk da dünyayı ondan sonra bal kabağı dünya açılıyordu ya. Bu da ona benzer bir şey. Alıyorsunuz. İki tane fırlatıyorsunuz. Ve tam patlarken basıyorsunuz ve kurabiye dünya oluşuyor. Sonra güneş. Bunu yapmak için dünyaya ihtiyacınız olmuyor. Bunu yapmak için Mars'a ihtiyacınız var. Mars'a gidiyorsunuz. Buradan UFO'yu seçiyorsunuz. Ve güneşe doğru gönderiyorsunuz. Sıkıntı oldu.
Ve güneş dünya açılıyor. Güneş dünya ne ya? Güneşi açmış oluyorsunuz. Güneşi de şu şekilde yok edebilirsiniz bu arada. Şöyle. Milyarlarca kara delik. Koy koy koy. Şöyle yapayım daha kolay. Koy 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 Güneş küçülmeye başladı gördüğünüz gibi. Şöyle koyuyorsunuz, 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 koyuyorsunuz. Bitmiyor zaten. Şöyle atayım. Şuraya fırlatıyor mu? Güzel. Birazdan patlayacak. Az kaldı. Az kaldı. Patladı. Niye patlamıyorsun? Şivem de değişti. Patla. Patladı gördüğünüz gibi. Süper mi oldu? Son olarak hayal et. Hayal et dünya işte. Şöyle yapıyorsunuz. Şuradan şu atabota tıklayıp şu mor abiye tıklıyorsunuz. Bu kafa atacak bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde. Baştan sona böyle dünyanın etrafına turluyorsunuz. Böyle. Çok fazla koyduğum için ön biraz kasıyor. Ben daha önceden yaptığım için başarım gelmedi ama ilk defa deniyorsanız başarım geldi. Şimdi resetliyoruz. Ve hayalet gezegen oluşuyor. Bu bildiğiniz gezegen değil hiçbir şey. Baksana. Mesela ejderha ile gezelim bu sefer onu. Ejderhayı attım. İçinden geçeceğim mesela. Geçebilirsem. Yani şu an sonu oldu mu bilmiyorum. Çünkü göremiyorum hiçbir şeyi. Hadi. Bu da böyle bir gezegendi. Bu video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve abone olduktan sonra o çan işaretine tıklamayı unutmayın. Eğer o çan işaretini tıklarsanız yeni attığım videoya ilk gelen siz olursunuz. O zaman başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.